Habertürk TV ekranlarından herkese merhaba. Bu haftanın 3. açık ve netinde tekrar birlikteyiz. Türkiye yargıda reform paketini konuşuyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yargıda reform strateji belgesini açıklamıştı. Bugün onu çok önemli bir konukla, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, merhabalar. Metin Bey, bugünlerde bayağı gündemdesiniz. Yargı da gündemde, siz de gündemdesiniz. Böyle bir gündemde kabul edip geldiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Estağfurullah, ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi süremiz dar, hızlı hızlı konuşalım. Hem bu paketi konuşacağım, siz neleri beğendiniz, neleri eksik buldunuz? Hem de dün bütün gün sosyal medyanın gündemindeydiniz. Onu da soracağım size, ne düşündünüz o yorumlarla ilgili diye. Şimdi direkt bu strateji belgesini konuşarak başlayalım. Siz nasıl buldunuz? Bu gerçekten Türkiye'de ihtiyacımız olan yargı değişikliği için yeterli, gerekli belge midir? Peki, önce bugün Kadir Gecesi. Ben vatandaşlarımızın ve sevgili meslektaşlarımın Kadir Gecesi mübarek olsun diyorum. Amin. Güzel bir gecede bu programı yapıyoruz. Evet. Belge iyi bir belge, doğru bir belge. Çünkü hazırlanma aşaması doğruydu. İlk kez böyle bir belge bu denli katılımcı bir anlayışla hazırlandı. Dolayısıyla belki sorunuza şöyle bir cevap olabilir. Herkes bizden olmamış diye bir çıkış belki bekledi. Olmamış diyecek bir durumumuz yok. Çünkü bu belgenin hazırlanışında Türkiye Barolar Birliği de barolarımız da başından sonuna kadar içindeydi. Bunu biraz detaylı anlatır mısınız? Siz nasıl bir katkı verdiniz? Yaklaşık 1,5 senedir, 1 küsur senedir süren bir süreç bu. Ve ilk andan itibaren biz içindeyiz. Nasıl içindeyiz? Önce Sayın Bakan'la görüşerek başladık. Ardından bakanlıkta her bir buradaki başlığın sorumlu birimleri var. Her sorumlu birimle biz bir kere değil defalarca toplantılar yaptık. Yani bu belgede yazılı cümlelerin bir kısmı zaten bizim. Biz kendi taleplerimizin, sorunlara getirdiğimiz çözüm önerilerinin ortak akılla yoğrulup önümüze çözülüyor diye konmasına mutlu olduk. Yani benim tabii hoşuma da gidiyor. İşte oturuyorlar, kalkıyorlar, işte Metin Feyzoğlu nasıl alkışladı, ne yaptı. Alkışlıyorum çünkü meslektaşlarımın 10 yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının çözüm haritası var burada. Yani ben başkan oldum, Ankara Barosu Başkanı oldum. Böyle bir tomar sorunu getirdiler, buyurun bu sorunlar dediler. Barolar Birliği Başkanı oldum, dağ gibi bir sorunu kucağıma koydular, buyurun bu sorunlar dediler. 6 senedir Barolar Birliği Başkanlığı yapıyorum, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapıyorum. O sorunlar büyüdü, büyüdü, büyüdü. Şimdi biz niye bu kadar mutluyuz baro başkanlarıyla birlikte? Çünkü bizden sonrakilere devrederken, bakın bunlar çözüldü diyeceğiz, şimdi siz kendi yeni sorunlarınızı çözün. Sevincimiz bu. Meslektaşlarımızın pek çok sorununun somut çözümleri var. Nedir burada o çözümler? O zaman içeriği konuşalım. Hemen konuşalım. Bakın bir devrim niteliğinde iş geliyor, sınav geliyor. Biz daha önce avukatlık sınavı diyorduk. Kim yapsın, şu olsun, bu olsun. Oturduk, konuştuk, biz bir adım attık, bakanlık bir adım attı, YÖK başkanımızla birlikte konuştuk, Yargıtay başkanımızla konuştuk. Çözüm basit aslında, konuşunca çözüm basit. Bütün mesele ne biliyor musunuz efendim? Elinizi şöyle yumruk yaparsanız sadece vuruyorsunuz, elinizi açarsanız el sıkışabiliyorsunuz. Ve el sıkıştığınız için de kimsenin emrine girmiyorsunuz, sadece konuşmaya başlıyorsunuz. Biz konuştuk, diyalog kurduk. Eskiden avukatlık sınavı diyorduk. Onlar da kim yapacak, ne olacak deniyordu. Şimdi avukatlık sınavı değil. Hukuk fakültesini bitirip de avukat adayı, hakim adayı, savcı adayı, noter adayı olmayı düşünenlerin gireceği hukuk alanındaki mesleklerdeki baraj sınavına döndü bu. O kadar akıllıca bir iş ki bu.
Ve kim yapacak derdi bitti. ÖSYM yapacak tabii ki. Ne Adalet Bakanlığı yapacak, ne Barolar Birliği yapacak. Dolayısıyla ne... bir takım şaibelerin önünde hepsi bir, de... Hepsi bitti ÖSYM. Şimdi diyorlar ki ya ÖSYM yapıyor bakın sorun oluyor. Efendim olur mu öyle şey? Bakın ÖSYM üniversite giriş sınavında yapıyor, TUS'u'da yapıyor, kamu personeli sınavlarında yapıyor. Devletin görevi de ÖSYM'ye şaibesi sınav yaptırmak ki güveniyorum ben yapması gerekiyor. Ha her yapılana bir kulp takılabilir. Ama iyi bir şey yapıldığında ama da, iyi bir şey yapıldığında da buna bakmak lazım. Sonra bir başka çok bizi mutlu eden durum bu sınav fevkalade önemli. Herkese eşit bir 70 baraj gerekecek. Neyi yarayacak bu efendim? Bugün Türkiye'de şehirlerimizde hukuk aşkı yok ama hukuk fakültesi aşkı var. Çünkü 5 tane hocayı bul, 1 tane salonu bul, 500 tane çocuğu oraya doldur. Muazzam bir gelir getiriyor. Şehirde işte konutlara kiracı geliyor, nargile kafelere müşteri geliyor, şehirde bir canlılık oluşuyor. Ama hukukçu kalitemiz düşüyor. Çünkü kaliteli eğitim veremiyoruz. İşte burada bu sınav var ve Sayın Cumhurbaşkanı da dün bu sınavın gerekliliğinin üstüne basa basa anlattı ya. İşte bizi bu tabii ki mutlu etti. Çünkü bizim yıllardır istediğimiz... Sadece sınav değil, aynı zamanda hukuk fakültelerine girişi de zorlaştırıyorsunuz. Bravo, daha kalifiye bravo, öğrenciler bravo. Geliyorlar. Bugün biraz önce Sayın YÖK Başkanımızla da birlikteydim. Onun da çok selamı var. Üstünde yine çalıştığımız bir konu. Bugün 190 bininci, en son 190 bininci sıradan alıyor. Hiç öğrencileri, adayları mağdur etmeden, yani bir sistem değişikliği yapmadan... Sayın Cumhurbaşkanı dün bizim de isteklerimizi dillendirecek şekilde 100 bine bunu düşüreceğiz dedi. Yani en düşük giren öğrenci 100 bininci sırada olacak dolayısıyla dedi. Dolayısıyla Türkiye'nin en başarılı öğrencileri bravo. Bu okuyacak. Ne demek biliyor musunuz? Hukuk fakültelerindeki öğrenci kalitesi ikiye katlanıyor demek. Tıpta vardı bu. Şimdi bravo. Peki olacak. Buna niye sevinmeyelim? Çünkü bu fakülte mezunu yarın öbür gün sizi yargılayacak. Bu izleyen vatandaşımızı yargılayacak. Kira davasına bakacak, ceza davasına bakacak, boşanma davasına bakacak, mal mülk davasına bakacak. Hepimiz adalet istiyoruz ama adaleti dağıtacak olan hukukçunun kalitesini arttıracak bu reform belgesini yeterince herhalde bu açıdan girecek, bakmıyoruz. Sınava girecek öğrenciler için de geçerli mi bu? Bu yıl girecek olanlarda da geçerli bu sıralamanın geçerli olması lazım ama muhtemelen tedricen bir düşüş olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı 100 bin dedi bir hedef koydu yani 100 bininci sıra diye. Artık o YÖK'ün takdirindedir ama 190 bin olarak devam etmeyeceğini düşünüyorum, biliyorum. Tedricen mesela 150 binlerde falan bu aşamada uygun olacaktır. Bir sonraki seneye de 100 bine düştüğünde en iyinin en iyisi hukukçu olacaktır. Buna sevinelim değil mi? Başka sevindiğiniz ne var sonra ben detaylarına gireceğim. Hemen söyleyeyim efendim. Mesela yıllardır şu söylenir, dünyada örnekleri var. Türkiye'de bizim insanımız her şey sarpa sardıktan sonra avukata gider. Her şey sarpa sarar, imzalar, atılır. Hatta bir söz vardır ya, ya sözüm senet arkadaş, ya sözleşmeye ne gerek var? Ama bir çiziktirir bir şey. Oysa Avrupa'da, Amerika'da insanlar imza atmadan hukukçularına danışırlar. Avukatlarıyla çalışırlar. Avukatlar onların sağ koludur. Şimdi biz de bu kültürü de yaygınlaştırmak adına... Belli davaların sadece avukatla açılması, tapuda belli işlemlerin, yüksek meblağlı kira sözleşmelerinin avukatın katılımıyla yapılması geliyor. Dün telaffuz edilen bu önündeki belgede yazılı olan hususlardan birisi. İzleyicilerimiz şöyle düşünebilir, avukat tutmak masraflı bir iş. Ki ona dair de galiba bir düzenleme var. Var. Şimdi tabii ben avukat tutmak kelimesini çok hoşlanmıyorum. Avukatın aferin yardımından benim, evet. Yararlanmak diyelim buna. Masraflı diyorsunuz ama ondan sonra işler sarpa sardığındaki masraf ne boyutlarda biliyor musunuz? Felaket oluyor. Yani
ben yaptım, ondan sonra hadi gel avukat arkadaşım sen bunu toparla dediğindeki masraf çok daha büyük. Yani biz burada koruyucu avukatlık sistemini getirmek istiyoruz. Tıpkı hasta olmadan düzenli olarak hekime gidip işte check-up yaptırmak gibi. Ben şu ilacı alayımmış, sağlığıma nasıl dikkat edeyim diye o kültürü yerleştirmek istiyor ya Sağlık Bakanlığı. Biz de koruyucu avukatlık hizmetini yerleştirmek istiyoruz. O yüzden size belki ilk bakışta kısa vadede masraflı gibi görünen hiçbir şekilde masraflı değil, büyük felaketleri önleyecek. Kaldı ki maddi durumu elverişli olmayanlara adli yardım sistemimiz var ve bu adli yardım sisteminin sosyal devlet ilkesi gereği daha da güçlendirileceği yine yargı reformu strateji belgesinde yazıyor. Tapu'da bir sürü sorun çıkıyor. Tapu işlemlerini avukatın yardımıyla yapma zorunluluğu geldiğinde hiç kimse kandırılmaz. Parayı aldığında, verdiğinde, imzayı attığında, eksik verdiğinde, avukat olduğu zaman en ufak bir sorun çıkmaz. En önemli bir başka sorun şu an cayır cayır yanıyor bence işçilerin sorunu. İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk geldi. Önce arabulucuya gidiyorsunuz. Fakat işveren oraya avukatı ve mali müşaviriyle geliyor. Bilerek geliyor. İşçi ise tek başına geliyor. Oturuyor küçücük koltuğa, boynu bükük. Kendisine ne teklif edilirse hakkını bilmediği için imzasını atacak. Hayır, şimdi biz diyoruz ki işçi istediği zaman biz kendisine barodan zorunlu avukat tayin edelim. İşte bu da var burada. Yani sosyal devlet ilkesi var. Buna sevinmek lazım. Sonra hep yıllardır benim hayalimdi. Mesela Amerikan FBI'yı, Avrupa'da pek çok polis teşkilatı hukuk fakültesi mezunlarını alır, onlara polislik öğretir. Biz ise polis akademisinde yıllarca polislik eğitimi alanlara hukuk dersi verdik. Bununla ilgili bir örnek vererek konuşalım. Gazeteci Kadir Gürsel geçtiğimiz günlerde tutuklandığında kelepçe takıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bunu eleştirdi. Bu buna çare olur mu? Tabii ki çare, çünkü adaletin tecellisi ve ceza adaleti sokakta polisle başlıyor. Karakolda başlıyor. İşin savcılığa ve mahkemeye, hakime intikali çok sonraki bir aşama. Biz şimdi diyoruz ki hukuk fakültesi mezunlarından avukat, hakim, savcı olmak için o sınava girmeyen, yani baraj sınavına girmeyen ya da girip de geçemeyenler ama hukuk fakültesi mezunu, diploması var, bunları polis amirliğine alın diyoruz. Yani komiser muavini yapın. Onlara polislik öğretin. Hukukçuya polislik öğrettiğinizde göreceksiniz. Kötü muamelelerde. Göreceksiniz. Azal. Hukuk devleti o gökyüzündeki bir uzanılmaz yıldız olmaktan çıkacak. Vatandaşın eline vereceksiniz. Buyurun, bu senin yıldızın diyeceksiniz. İşte ben her şeye olumsuz ve umutsuz yanından bakanlardan değilim. Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü var. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır diye. Ben umutsuz durum olduğunu asla kabul etmiyorum. Bu yargı reformu strateji belgesi tabii ki eksikleri var. Onları da konuşacağız ama çok olumlu yönleri olan bir belge. Şimdi siz tabii biraz avukatlar açısından ilk önce coşkuyla anlattığınız değişiklikleri ama Türkiye'de yargı sisteminin sorunları dediğimizde ilk başta akla uzun süreli yargılamalar, uzun süreli tutukluluklar, ifade özgürlüğü konusundaki sorunlar, yargının siyasallaşması, bunlar geliyor. Bunları adım adım konuşalım. Bunlara hemen gerçekten çare olacak. Hemen konuşalım ama bir noktayı daha söyleyelim. Vatandaşlarımızı çok doğrudan ilgilendiriyor. Avukatlık hizmetinde KDV çok yüksek. Evet, az önce aslında onu çok yüksek ve vatandaşın üstüne binen bir yük. Siz de demin dediniz ya, ama avukata nasıl gidecek diye. Bu KDV yükü sebebiyle gidemiyor. Biz bu konuyu Sayın Naci Ağbal'la, Cumhurbaşkanlığı Bütçe Başkanı, daha sonra Sayın Maliye Bakanı ile, Adalet Bakanımızla, en sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızla birebir görüştük. Bu belgeye de girdi. Vatandaşın KDV yükünün azaltılması için avukatlık hizmetinde
En azından belli başlı davalarda bu davaların %50'sine denk gelecek. İşte çocuk mahkemeleri, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, iş mahkemeleri gibi bunlarda çok ciddi belki yarı yarıya bir KDV indirimi vatandaşın elini ferahlatacak. Dolayısıyla avukatla iş yapması, avukatın yardımından yararlanarak iş yapması mümkün hale gelecek. İşte bunlar bizi çok sevindiren, mutlu eden, alkışlatan gelişmeler. İfade özgürlüğüyle başlayalım. Evet, şimdi hak ve özgürlükleri ilişkin standartları yükseltmek üzere mevzuat gözden geçirilecek deniyor. Buna dair detaylar anlatılıyor. Azami tutukluluk süresine ilişkin hükümler, soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenecek deniyor. Bir takım hukuki tabirlerle anlatılıyor. Fakat somut olarak bu belge Türkiye'de ifade özgürlüğünün geliştirilmesi için, bu bağlamdaki sınırlamaların kalkması için ne vaat ediyor? Ne vaat ediyor biliyor musunuz? Bu belgenin zaten ilk başlığı ifade özgürlüğüyle başlıyor. Son derece önemli. Ama ifade özgürlüğü korunacak, geliştirilecek dediğiniz zaman haklı olarak hepimiz diyoruz ki tabii. Çünkü uygulamaları biliyoruz. Ama arkasında bir başka husus var. Asıl önemli olan bu. Hakim ve savcıların değerlendirilmesi, terfisine esas olacak puanlamalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru içtihatlarına uygun davranmaları esas alınacak. Yani hakimlere diyor ki buna göre, bravo, özgürlüklere göre karar aynen ver. Öyle. Aksi halde aynen terfinde öyle. Aynen öyle. Eleştiriyi suç olarak kabul edersen ve Anayasa Mahkememiz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buna eleştiri derken sen buna işte tutuklama tedbiri uygularsan, sen buna ceza verirsen senin bu terfiinde olumsuz olacak diyecek belge. Çünkü belgede bunun çok açık başlıkları var. Yani biz bu bir yaşayan organizma Kübra Hanım. Bir maddesine değil tamamına baktığımız zaman sonuç alabiliriz. Neticede siz kanuna ne yazarsanız yazın efendim, ifade özgürlüğünü hayata geçirecek olan kim? Savcı ve hakim. O zaman bizim o savcının ve o hakimin bir iyi eğitilmesini sağlamamız lazım. İşte hukuk fakültelerinin kalitesini yükselterek, sınav getirerek. İki, özgürlükçü, evrensel hukuka uygun bir şekilde uygulamalar yaptıklarında değerlendirmelerde yüksek puan almalarını ve terfi etmelerini sağlayarak. Öyle davranmazlarsa bunun karşılığını terfi etmeyerek alarak. Şimdi şu anda bazı izleyicilerimiz şöyle diyordur. Şimdi ifade özgürlüğü konusundaki kararlar genellikle, çoğunlukla siyasi meselelerde oluyor. Burada da yargının üzerindeki siyaset baskısı gündeme geliyor. Evet, ifade özgürlüğünden tutuklananlara bugün baktığımızda çoğunlukla gazeteciler, siyasetçiler, entelektüeller, bunların tutuklanmalarıyla siyasi iklim arasında dünden bugüne siyasi iklim değiştir ama bu tür tutuklamalar devam eder. Hakimlerin üzerindeki bu siyasi baskıyı kaldıracak ne vaat ediyor bu paket? Şimdi efendim, bir kısmı siyasi baskıdan ya da siyasi baskı algısından, bir kısmı da eğitimsizlikten. İyi eğitilmemiş olan hukukçu eleştiriyle suçu birbirine karıştırır. İyi eğitim nedir? Sadece hukuk kitaplarını okumak değildir. Hukuk eğitimi demek özgürlükçü bir bakış açısına sahip olabilmektir. İşte o özgürlükçü bakış açısını neresi verecek? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları verecek. Neresi verecek? Anayasa Mahkememizin özgürlükçü pencereden baktığı, verdiği kararlar bize onları tanıtacak. Onlara uygun karar vermek zorunda bırakılmaları da hakimlerin meslek içerisinde kendi kendilerini eğitmeleri anlamına gelecek. Bu bir. İki, yine çok önemli bir mesele, bir konu var. Coğrafi teminat. Şimdi bir hakim düşünün. İstanbul, Ankara. İstanbul artık çok tercih edilen bir yer değil, çok pahalı. Ama diyelim ki Ankara'da çoluğu çocuğu okula gidiyor, eşi Ankara'da okula gidiyor. Şimdi siz oradaki hakimi alıp da hadi tayinin çıktı deyip bir başka şehre gönderdiğinizde bütün düzeni alt üst oluyor. Dolayısıyla hakimlerin bir çekincesi var.
Ben birilerinin canını sıkacak karar verirsem acaba benim tayinimi buradan alırlar, çoluk çocuk perişan mı oluruz diye. İşte coğrafi teminatın gelmesi bu açıdan son derece önemli. Yani hakimleri bu bölgeden alıp ta yurdun öbür bölgesine göndermek uygulaması büyük bitecek. Büyük şehirler içerisinde, şehir içinde, tırnak içinde sürgünlerin de olduğu, bu coğrafi teminatın bunu kapsayıp kapsamadığına dair bir tartışma gördüm ama, ben bugün. Ama şimdi artık orada da bir insaf diyelim. Yani İzmir'in karşı yakasından bu tarafına gelmişsiniz. Ankara'da Batı Adliyesi'nden Merkez Adliye'ye gelmişsiniz. İstanbul'da, Anadolu'dan Avrupa'ya gelmişsiniz. Yani millet ne sıkıntılar çekiyor. O kadar da değil yani. Coğrafi teminat özellikle yargıçlar üzerindeki baskıların oldukça azaltacaktır ama çözüm nedir? Çözüm şudur. Şimdi bu belgede yok o. Bu belgenin eksiğini de soracaksınız. Burada virgül atalım. Bir kısacık aram var. Ondan sonra tamam. Tam da bu belgede neler eksik onu konuşarak efendim, devam edelim. Kısa bir ara devam edeceğiz. Evet, Açık ve Net'te Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'ya konuşmaya devam ediyoruz. Tam yargıda siyasallaşmayı konuşuyorduk. Bu coğrafi teminat yargıçlar üzerindeki, hakimler üzerindeki baskıyı kaldırır mı? Yeterli mi bu diye sormuştum. Hakimler üzerindeki baskıyı, baskı algısını kaldırmaz. Yetmez tabii ki bu. Ne gerekiyor şimdi? Şimdi biz bu yargı reformu strateji belgesiyle çok güzel bir giriş yaptık. Bunları adım adım hayata geçirdiğimizde, kimini 3 hafta içinde, 2 hafta içinde, kimini 3 ay içerisinde, kimini işte 6 ay içerisinde hayata geçirdiğimizde bir kere Türkiye çok net bir şekilde bu yolda ilerlemek istediğini hem içeride hem dünyada bir kez daha ispatlamış olacak. Ama HSK'nın yapısı bugün arzu ettiğimiz sistematik teminatı vermekten uzak. Neden uzak? Çünkü HSK'nın üyeleri siyasi irade tarafından belirleniyor. Dolayısıyla yarı üyesinin, üyelerinin yarısının Sayın Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan, kalan yarısına yakınının da mecliste, meclis çoğunluğunun tabii büyük etkisiyle... Ki bu zamanda çok eleştirilmişti. Belirlendiğinde ben şehir şehir bunun yanlış olduğunu söyledim. Bunun yanlışlığı nerede çıktı biliyor musunuz? Rahip Bronson davasında. Rahip Bronson davasının gerekçeli kararını okuyun, zırıl zırıl dersiniz. Yani bu adam sıkıntılı bir adam dersiniz. Çok mufassal, çok kapsamlı bir karar. Fakat bir devlet başkanı çıktı, yabancı bir devlet başkanı, salacaksın da salacaksın. Anayasamızı gösterip ya ben nasıl karışabilirim buna, ne etkim var ki demek ne kadar büyük bir rahatlıktı. Ama bakıyorsunuz HSK'nın seçiminde siyasi iktidarın etkisi o kadar yüksek olunca ve HSK da ülkedeki tüm hakim ve savcıların üzerinde işte o özlük haklarını düzenleyen, mesleği alan, meslekten çıkartan en önemli bağımsızlık teminatı kurum olunca HSK'nın yapısı fevkalade önemli. Ben çok somut bir öneri getiriyorum buradan, tartışalım. Bakın 2010 öncesi HSK kapalı devreydi. Sıkıntı var dendi. Yani Yargıtay, Danıştay hakimleri HSK'yı seçiyordu. HSK da Yargıtay, Danıştay'a üyeleri millet seçiyordu. Millet iradesinin direktliğine iradesi karşı dendi. Deniyordu. Ondan sonra doğrudan doğruya FETÖ'nün kaleme aldığı ve FETÖ'nün takip ederek yürüttüğü 2010 referandumu geldi. O yetmez ama evetçilerin yatacak yeri yok. Şimdi hepsi yine demokrasi kahramanı oldu. Geçiyorum. Uzun bir ayrı lafımı oraya sokuşturup geçiyorum. Ve 2010 referandumu sonrasında oluşan HSK'ya da doğrudan doğruya FETÖ müdahalesiyle o ilk derece hakimleri arasındaki seçimle hem siyaset girdi, hakimler arasına seçim yoluyla siyaset girdi, hem paralel devlet yapısı girdi. 2017 HSK'sı ise doğrudan doğruya siyasi iktidar tarafından neredeyse belirlenen bir HSK oldu. Üçü de yanlış. Üçü de yanlış. Şimdi biz bu üç yanlışı denedik mi efendim? Denedik. Peki dünya ne yapıyor? Dünyaya bakalım. Dünya aslında bir daha kıtaları keşfetmemize gerek yok. Dünya şöyle yapıyor.
bir kısmını Yargıtay'a, Danıştay'a, yani yüksek mahkemelere seçtiriyor, HSK benzeri yapıların. Kalanını da nitelikli çoğunlukla, yani iktidar ve muhalefeti anlaşmaya zorlayacak bir çoğunlukla meclise seçtiriyor. İşte benim önerim bizde bu. Bizde ise 3. turda en çok oyu alan. Benim önerim bu. En çok oyu alan falan değil. Dolayısıyla bunda HSK'ya ilişkin bir düzenleme bir şey yok. En bir büyük şey eksiklerden biri budur ama diyebilir miyiz? Öneriyorum ve çıkış yolunu da söylüyorum. Artık Türkiye 15 Temmuz gibi bir faciayı yaşadı. 15 Temmuz'a giden bir yol var, sonrası var, OHAL yaşadık. Şimdi artık OHAL kalktı, OHAL'i zihnimizden de kaldıralım. Yani normalleşelim. Yargının bu yapıdan kurtulduğunu söylüyorsak eğer, artık yargının yönetimini de olağanüstü bir yönetim tarzı olmaktan çıkartalım. Diyelim ki meclise 3'te 5 çoğunlukla anlaş, üye seç. Yargıtay'a ve Danıştay'a da diyelim, sizler de üye seçin. Tamamen demokratik, hiç kimsenin müdahale etmediği. Neden? Uzlaşmayı şundan önemsiyorum. Hemşericilikte uzlaşamazsınız. Siyasi görüşte uzlaşamazsınız. Nerede uzlaşacaksınız? Liyakatte, yani layık olanın layık olduğu yere gelmesinde uzlaşacaksınız. Ha, diyeceksiniz ki efendim ben filancayı çok insan olarak çok haz etmiyorum, bana selam vermiyor. Ama yeterli, ama yetenekli, ama donanımlı diyeceksiniz. Herkes bunlarda anlaşabilir. Bizim ilerlememiz için meclisi uzlaşma kültürüne zorlamamız lazım. Dikkat buyurun, Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'nde uzlaşma kültürü sıfır, sıfır. Şimdi o uzlaşma kültürünü bu şekilde, getirebiliriz. Ben bir çıkış yolu söylüyorum. Yargının FETÖ'den temizlendiğini ve artık normalleşmemiz gerektiğini söylüyorsak, normalleşme çerçevesinde bir sonraki adımımız HSK'nın yeniden yapılanması olsun. Devam edelim. Tabii, uzun süreli yargılamalar. Evet. Şimdi yargıda hedef süre uygulaması bir süredir dillendiriliyordu. Fakat bu çare olur mu? Bu reform strateji belgesi bizim yıllar süren tutuklamalar, yani iddianame dahi çözecek olmadan hayatını cezaevinde geçiren insanlara çare olacak. Çözecek. Nasıl çözecek biliyor musunuz? Yapısal değişiklikle çözecek. Biz istiyoruz ki elimize bir sihirli delek alalım, şöyle sallayalım, her şey düzelsin. Halbuki siz dünyanın en güzel, en havalı, en süslü maddelerini, metinlerini, yazılarını da yazsanız onları insanlar uyguluyor. Şimdi biz insan unsurunun kalitesini arttırmak için yola çıktık. Bu yargı reformu strateji belgesinde iki temeli var. Bir, vatandaşa odaklı bir yargı, vatandaş temelli bir yargı, güven verecek vatandaşa. İki, kaliteli hizmet. O kaliteli hizmeti de verecek olan kaliteli hukukçu. Şimdi bir hakim yardımcılığı ve savcı yardımcılığı kurumu geliyor efendim. Bir de yazı işleri müdürlerinin hukuk fakültesi mezunu olması geliyor. Bunları yan yana koyduğunuzda dosyadaki eksiklikler yüzünden uzun süren yargılar, celse arasında çözülecek bitecek işlerin çözülmeden bir sonraki celseye duruşmaya kalması, bir tek yeni gün almak için saatlerce beklemelerin bitmesi gerekiyor. Şimdi genç mezun bitirdi hukuk fakültesini, aldı eline diplomasını. Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavına girdi. 70 puanı aldı, barajı aldı. Baktı ki hakimlik için kontenjan açılmış. Gitti ya da savcılık için müracaat etti. Mülakata girdi. Mülakat heyeti biraz daha geniş olacak. Öneriyorum, eksiklik var burada. Mülakatların kamera kaydına alınması lazım. Hatta TRT'den de canlı yayınlanmasını öneriyorum. Eksik çok önemli, hemen anlatalım. Çünkü bunu belki izleyicilerimiz metni bilmiyorlardır. Artık hakimlikle ilgili, savcılıkla ilgili mülakatları yapacak heyetler genişletiliyor. Evet. Bunun anlamı şu mu? Politik olarak belli bir çizgiden sadece seçilmesin diye. Aynen öyle. Genişletiyorlar. Evet, siz de bunun üzerine diyorsunuz ki biraz büyük şehirlerdeki mecliste tartışmalarının yayınlanması gibi, evet, olacak ama mülakatların kaydını yayınlayalım. Aynen öyle, yayınlayalım, herkes rahatlasın. Kaydı canlı yayınlayalım diyorum. Ya band kaydı yapalım ve adaylara verelim. Buyurun, bu sizin bandınız diyelim. Ya da web üzerinden ya da TRT üzerinden mülakatları yayınlayalım. Ha, bana göre bütün ihaleleri de yayınlamak lazım ama hadi biz bunu konuşuyoruz. Mülakatları yayınlayalım, herkes rahatlasın.
başka algılar yaratılmasın. Şimdi mülakata girdi, kazandı. Stajına başladı. 2 sene stajını yapacak. Stajının sonunda hakim yardımcılığına atanacak. Hakim olamayacak. Hayır direkt. Efendim, olmayacak. Şimdi savcı da olamayacak. Düşünsenize, hayat tecrübesi son derece sınırlı bir gencecik insan. Pırıl pırıl ama hayat tecrübesi sınırlı. Hayat tecrübesi en az bilgi kadar önemlidir bizim işimizde. Şimdi kürsüye çıkıyor, hayatında çek görmemiş, hayatında kira sözleşmesi yapmamış, çocuk sahibi değil, evlenmemiş, aile kurmamış. Ama işte aile mahkemesinde görev yapıyor. Çocuğun velayetini, vesayetine karar veriyor. Çek görmemiş, kambiyo senetlerine karar veriyor. Yani hayat tecrübesinde eksiklik var. Hakim yardımcısı olacak. 2 sene boyunca arkada, mutfakta dosyanın eksiksiz hazırlanmasını sağlayacak. Yargı kararlarını araştıracak. Bilimsel yazılar bu konuda, içtihatlar nelerdir, bunları araştıracak. Hakime dosyayı karar vermeye hazır hale getirecek. Hakim duruşmaya çıkacak. Keşfe de gidecek. Gereken işleri yapacak ama dosya eksiksiz hazır olacak. En büyük yardımcısı da hakim yardımcısının hukuk fakültesi mezunu kalem müdürü olacak. Kalem müdürünün de, yazı işleri müdürünün de hukuk fakültesi mezunu olması, hakimin yardımcısının bulunması, işte bu toptan kaliteyi arttıracak. Dolayısıyla biz, hedefimiz nedir? Özellikle cezada bir celsede iddianame okunsun, sorgu yapılsın, tanıklar dinlensin, bitsin. İşte oraya gidiyoruz. Hayal i̇şte gibi oraya geliyor şu anda. Ama her hayal bir adımla başlar. Şimdi dedim ya, biz meslek olarak biraz böyle her şeye umutsuz bakarız. Zaten toplumumuzda aman olmaz var. Ama bu yargı reformu strateji belgesi doğru yerden yakaladı sorunu. Çünkü geniş katılımla hazırlandı. Çünkü sahadaki insanlarla hazırlandı. Çünkü avukatlarla birlikte hazırlandı. Bu makul sürede yargılama için yeni bir düzenleme daha yapılacağı söyleniyor. Deniyor ki yeni bir üç iç hukuk mekanizması oluşturulması da planlanıyor. Nedir bu? En büyük katkısı nedir biliyor musunuz Sayın Adalet Bakanı'nın? Türkiye'de görülmemiş bir katılımcılıkla hazırlanmasını sağladı bunu. Görülmemiş bir katılımcılıkla. Yani ben yaptım oldu değil, herkesi katarak. İşte o yüzden ben buradayım zaten. Yoksa ne yapacaktık? Biz klasik olarak diyecektik ki okuduk beğenmedik diyecektik. Yani okuduk olmamış diyecektik. Şöyle bakacaktık olmamış diyecektik. Ama şimdi demiyoruz. Çünkü kendi cümlelerimizi görüyoruz. İnsanlar da şaşırıyorlar. Metin Feyzoğlu niye alkışladı diye. Metin Feyzoğlu niye alkışlamasın? 10 yıllardır nesillerden nesillere devredilen sorunların topluca çözüldüğünü, en azından çözüm haritasının konduğu bir belge. Ha, bunun tabii takipçisi olacağız. Sayın Bakan'ın bahsettiği sanıyorum şu, yargıda hedef süre uygulamaları var ya, bunları hayata geçirecek, hedef sürelere uyulmaması halinde bunlara yaptırımlar öngören bir düzenleme herhalde düşünülüyor. Dolayısıyla makul sürede yargılamayı böyle halledecekler. Bu alkışlama meselesini birazdan soracağım, izleyicilerimiz olur, onu da merak ediyordur. Şu paketin içeriğini bir konuşalım. Şimdi bu cezada adalet sisteminin etkinliğinin arttırılması da var. Mesela ilginç bir uygulama var. Kısa süreli hapis cezasına seçenek oluşturan yaptırımlar diyor. Zorunlu kamu hizmeti vesaire mi verilecek? Yani insanları hapse atmak yerine gidin işte şurada şu hizmeti yapın gibi bir uygulama bunlar, mı gelecek? Bunlar konuşuluyor tabii. Bana bu kısım biraz romantik geliyor. Fazla romantik geliyor. Ama belki o günleri de görürüz. Yani git işte yerleri süpür, git huzur evinde çalış vesaire. Başladı ufak tefek bunlar. Zaten bugün de var. O biraz bana romantik geliyor. Ama yine bizim çalışmasına katıldığımız başka bir husus var. Önüne gelene dava açmak yerine savcılar, bakın Türkiye'de savcıların dava açma oranı Avrupa ülkelerine göre çok yüksek. Savcılar delil değerlendirmesi yapmaksızın, risk almaksızın pek çok davayı, pek çok soruşturmayı dava yoluna taşıyorlar. Ve dava açıldığında da açılan davaların yaklaşık yarısında beraat kararı çıkıyor. Yani yarıya yakın dava
boşuna açılmış, sizi boşuna oraya sürüklemiş, günlerinizi, aylarınızı, yıllarınızı heba etmiş oluyorsunuz. Çünkü düşünsenize bir ceza davası açılıyor. Yani alışık olmayan insan için ne kadar büyük bir sıkıntı bu. Uyuyamazsınız, uyuyamazsınız, oturduğunuz yeri bilemezsiniz. Aklınızda sürekli o dava ne olacak, ne olacak, ne olacak. Çırpınır durursunuz. İşte savcılarımızın daha doğru bir şekilde delil değerlendirmesini sağlayacak 3-4 basamaklı bir sistem geliyor. Ben de bu çalışmanın içinde aktif olarak yer aldım. Barolar Birliği Başkanı Şapkam'ın yanında bir de tabii Ceza Akademisyeni Şapkam'la da çalıştım. Güzel bir sonuç olacağını düşünüyorum. Henüz daha hazırlık aşamasında. Yani insanlarımızın mahkemelerde etiketlenmesinin önüne geçecek. Savcılarımızın daha hassas davranmasını sağlayacak. Tutukluluk meselesine gelince onu da sormuştunuz. Tabii çok uzun tutukluluklar var. Niye? Dosya incelemiyor çünkü. Dosyayı inceleme gücü yok hakimin, savcının. Vakti yok, gücü yok. Eğitimi sınırlı. Onun için eğitimini arttırmamız lazım. Onun için kapasitesini, personel kapasitesini arttırmamız lazım. Yanına yardımcı vermemiz lazım. Ve bir de tabii şunu yapmamız lazım. Her hakim ve savcı özgürlüğün asıl olduğunu bilmeli. Asıl olduğunu. Hatta kendi keşke, özgürlüğünün de asıl olduğunu bilmeli. Keşke, çünkü keşke, bu siyasi davalarda özellikle uzun bakın, keşke, keşke hep şunu hayal ederim. Keşke şöyle bir uygulama olsa. Staj sırasında her hakim ve savcı cezaevine bilgisi verilmeden 5 gün tutuklansa. 5 gün tutuklu olarak oraya girse. Çok radikal ve güzel bir öneri. Evet tabii, çünkü o demir kapının kapanıp sürgünün sürüldüğünü, o sesin kulağında çınladığını duyarsa kimi tutuklamaya gönderdiğini, onun ne yaşadığını daha bilir. Bilmiyorum, belki bunları da yaşarız. Bu da enteresan bir öneri. Öneri bu. Sayın Bakan'a bugün bu öneriyi de yapalım. Evet. Eksik bulduğunuz ne var? Siz az önce HSK yapısını HSK söyledik. HSK çok ama önemli. Ama onun dışında mesela ben bir hukukçu tabii, değilim buyurun. Ama sulh ceza hakimliklerinin ne dair Avrupa Birliği'nden de gelen, bravo, içeriden de gelen çok eleştiri vardı. Başka bir eleştiri, bir mahkeme tahliye ediyor, bir diğer mahkeme arkasından bu tahliyeye itiraz edip tekrar tutukluyor. Bunun gibi temel kemikleşmiş sorunlara çözüm var mı burada? Bu bir yol haritası. Bunun alt başlıkları henüz yok. O alt başlıklar doldurulurken bunlara çözümler üretilecek. Yani ana başlıklar var burada. 9 büyük başlık, 9 büyük başlığın altında siz de tetkik ettiniz. Yine büyük başlıklar, yani böyle çok çok somut başlık olmayan haller var. İşte onlardan birine giriyor. Bu biz de çalışırken bunu söyleyeceğiz. Özellikle duruşma aşamasında artık yargılama başlamış. Yani soruşturma bitmiş, dava açılmış. Hakim tahliye ediyor, itiraz ediyorsunuz. Öbür mahkeme tutukluyor. Yanlış bu. Bu uygulamalar, bunların önlenmesi lazım. Hele hele aynı mahkemenin tutukladıktan 24 saat sonra, bizim meslektaşlarımızla ilgili bir olay oldu. Aynı mahkeme tahliye etti, 24 saat içerisinde tutukladı. İzahı yok bunun. Hiçbir şekilde izahı yok. Sadece akla başka sebepleri getiriyor tabii ki ve doğal olarak tüm hukuk sistemine zarar veriyor. Bunların işte çözümü nerede? Çözümü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi yerleşik içtihatlarına aykırı davranıyorsanız puanınız düşecek. Terfi alamayacaksınız. En etkilisi budur. Hiç kuşkuyorum. Bunlar hepsi bir iyi niyet, güzel, çok da iyi geliyor kulağa. Ama uygulamada takipçisi olacağız dediniz ya. Hakikaten uygulanacak mı? Bunun için tabii, bir takvim var mı somut? Bakın şimdi sınav... meclis kapanmadan önce gelmesi lazım. Meclis kapanmadan önce gelmesi lazım. Bir altlık madde olarak yok kanununa bir maddeyle bunun gelmesi lazım. Bunun çalışmasını şu anda zaten ilgili kurumlar yapıyor. 190 bininci sıra çok yüksek sıra. Bunun 100 bine, hadi bilemediniz şimdilik 150 bine
Zaten bunun 2 hafta, 3 hafta içerisinde düşmesi lazım. Sonucunu göreceğiz. Kamu avukatlarının gösterge sorunu o kadar önemli ki. Kamuda çalışan avukatlar ne kadar büyük bir sıkıntıda. Şimdi değerli izleyicilerimiz ya kamuda çalışan avukat ne işe yarar diye düşünecek. Hayır, kamuda çalışan avukat yargının idarenin içindeki temsilcisi. Herkes evet der. Herkes evet der, yapalım 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 der ama en sonunda hukuka bir soralım olur. Hukuk oraya o imzayı atmazsa o iş olmaz. O kadar önemlidir. Yani kamu kaynaklarının korunmasında kamuda çalışan avukatlar kadar önemli, asli görev yapan herhalde kimse yoktur. Ama durumları sıkıntılı, perişan. Şimdi onların ek göstergelerin artması var. Hemen artacağını düşünüyorum çok yakın zamanda. Ayrıca hukuki statülerinin yaptıkları görevin gereğine yükseltileceğini, daha itibarlı bir kadroyla görev yapacaklarını, tepelerine hukukçu olmayanların getirilmeyeceğini düşünüyorum. Ki bunların da hep konuşması yapıldı. Kaç yıl sözü verildi. Yaklaşık sizce? 6 ayda biter. 6 ayda istenirse biter. İstenirse değil. 6 ayda biter. Burada uzun sürecek olan nedir onu söyleyeyim size. Hukuk fakültelerindeki eğitim reformu o uzun sürer. O ayrı bir başlık. O uzun sürer. Çünkü 3 tane akademisyen yan yana geldiğinde 8 tane farklı fikir çıkar bizde. Kimseyi bulamazsa akademisyenler biz kendi kendimizle tartışırız. Bir tek o uzun sürer. Onun dışındakilerin hepsi çok kısa sürede hayata geçer. Metin Feyzoğlu, size dair de sorularım var. Dün evet. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bu avukatlara yeşil pasaport verileceğini açıkladığı dakikalarda sizin alkışlamanız sosyal medyada dün akşam bütün gün konuşuldu. Ne güzel. Ne diyorsunuz hakkınızda yapılan ne yorumlara? Ne güzel. Zaten yeşil pasaporta devlet memuru olarak sahip biri sıfatıyla söyleyeyim bunu. Meslektaşları için sevinen, candan sevinen, çocuk gibi sevinen bir başkan gördüm ben orada. Kendime baktım. Ya dedim ben gerçekten yaptığım işi çok seviyorum. Çünkü bana bir şey verilmiyor. Bana bir şahsıma ait hiçbir şey verilmiyor. Önümde bulduğum her baro başkanının her seçime girerken avukatlara yeşil pasaport vereceğiz, sağlayacağız diye vaat ettiği bir şey var. Ve meslektaşlarımızın çok büyük bir sıkıntısı. Çünkü tahkim davalarına gidiyorlar. Avrupa'da Türk işçilerinin, işçi ailelerinin sorunlarını çözmek için oraya gidiyorlar. Belgeleri topluyorlar, buraya geliyorlar ve çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Ve hepsinden önemlisi hakim, savcı ve avukatın. Yargının 3 kurucu unsuru eşit 3 bacağı olduğunu söylüyoruz ama avukatlara bu anlamda bir ayrımcılık yapıyoruz. Bu ayrımcılığın bittiğini görmek meslektaşlarım adına beni çok mutlu etti. Çocuk gibi sevinmemin sebebi içimde de bir çocuk vardır benim. Ben neşeli bir insanımdır. Evet. Gerçek bir insanım ben. Yani ağladığım zaman da kızdığım zaman da ben gerçek bir insanım. İnsanlar belki de çok plastik tiplere alışmışlar. Ben gerçek bir insanım. Meslektaşlarım adına bir başarıyı elde ettik ve çok takip ettiğimiz bir başarı ama bu sadece yeşil pasaport değil ki. Aynı anda Sayın Cumhurbaşkanı kamuda çalışan avukatlara yapılacakları söyledi. Bir cümle sonra stajyer avukatlarla ilgili müjde verdi. Şimdi bazı durumun vehametini bilmeyenler ne dediğimi anlayamıyorlar. Bugün Türkiye'de 25 bin stajyer avukatın yarısından fazlası aç. Aç. Anasından babasından hala harçlık almak zorunda. Neden? Çünkü çalışma yasağı var. Çalışma yasağı var, para alamıyor. Önüne harçlık veriliyor bürolarda. Şimdi getirdiğimizde bir avukatın yanında staj boyunca da çalışırken ücret alabilecek gençler. Ben buna niye sevinmeyeyim? Peki ama sizin ona sevinmeniz sanki o yeşil pasaporta sevinmeniz olarak algılanmadı. Hepsine... Sizin aslında biraz açık ve netin ruhuna uygun sorayım. Metin Feyzoğlu dünden bugüne biraz da aslında siyasi bir figür olarak da algılanıyor. Şimdi 2014'te örneğin
Cumhurbaşkanı Erdoğan size kızıp o meşhur konuşmada konuşmayı terk etmişti. O günden bugüne neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranız kötüydü, şimdi iyi mi? Devlette küslük olmaz. Ben yargının en üst 3 temsilcisinden biriyim. Devlette küslük olmaz. Hiç onlara gerek yok. Herkes yaşananlardan kendine payını almıştır. Hiç kimse ben 10 sene önceki, 20 sene önceki haldeyim demez. Herkes öğrenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı da öğrenmiştir. Ben de öğrenmişimdir. Siyasetçiler de öğrenmiştir. Yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz bir şey var değil mi? Atol abinin dediği gibi. Bu belge siyasi parti belgesi değil. Bu belge meslektaşlarımızın, hukukçuların ve onlardan hizmet bekleyen 82 milyon vatandaşımızın belgesi. Burada siyasi particilik yok ki. O zaman bir açık ve net soru daha sorayım. Sizin daha keskin bir muhalefet çizgisinde olmanız mı bekleniyor ve bu anlamda Metin Feyzoğlu'nun siyasi çizgisi dünden bugüne değişti mi? Ben bir meslek örgütünün başıyım. Anayasal bir meslek örgütünün başıyım. Bir STK başkanı değilim. Bir dernek başkanı değilim, bir siyasi parti başkanı değilim, bir meslek örgütü başkanıyım. Şimdi diyorlar ki yargıya ilişkin reformları neden Cumhurbaşkanı açıklıyor? Kim açıklayacak? Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminde Cumhurbaşkanlığı kabinesi var ve bakanlar Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak çalışıyorlar. Kabinenin başkanı Cumhurbaşkanı. Kim açıklayacak? Yani bir ilçe kaymakamı mı açıklayacak? Bir Adalet Bakanlığı'nda bir daire başkanı mı açıklayacak? Kim açıklayacak? Adalet Bakanı da zaten Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak çalışıyor. Anayasa değişti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi. Ha bana göre Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi yanlış. Ben bunu söyledim. Bugün de söylüyor musun? Tabii söylüyorum. Bugün de söyledim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yanlışın ne olduğunu söyleyeyim. Ben ona hukukçu olarak karşı çıktım. HSK'nın yapısını yanlış buluyorum. Çünkü HSK'nın yapısı yargının siyasetin etkisine girmesine sebebiyet veriyor. Ben bununla ilgiliyim. Yoksa dünyada başka hükümet rejimleri var, bir sürü sistem var. Başkanlık sistemi var, yarı başkanlık var, parlamenter var. Ama Türkiye Barolar Birliği başkanı sıfatımla ve o şapkamla ben şunu söyleyebilirim. Yargıyı tamamen bağımsız kılacak anayasa değişikliğinin yapılması lazım derim. O zaman da onu söyledim zaten. Dolayısıyla benim politik çizgimde bir değişiklik benim politik yok hiç, diyorsunuz. O gün ne söylüyorsam bugün de onu söylüyorum. Ama bugün bir ortak akla ulaşalım. Türkiye'yi kucaklayalım şeklinde uzatılan elleri sıkma var. Ben elimi uzatıyorum. Uzattığım el sıkılıyor. Sonuçta 125 bin meslektaşımın dağ gibi birikmiş sorunlarına çözüm geliyor. Onlar da şahsi sorunlarına çözüm değil. O 125 bin meslektaşımın savunduğu 82 milyon vatandaşımızın sorunlarına çözüm geliyor. Tam bu noktada şu tabii. Sözünüz de çok dikkat çekti. Bu strateji belgesi Türkiye İttifakı'nın yol haritasıdır dediniz. Doğrudur. Türkiye İttifakı nasıl sağlanacak, bu sözünüzle ne demek istediniz? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı'ndan söz etti. Çok güzel ama içini doldurmazsanız anlam ifade etmez. Ben yıllardır ne diyorum, kitabımda da yazdım, on binlerce konferans verdim, orada da söyledim. 82 milyon vatandaşımızın beklediği ne? Ne? Adliyeye gidiyor, adliyede adalet istiyor. Hastaneye gidiyor, şifa istiyor, belediyeden hizmet istiyor. Alamadığı zaman birileri diyor ki senin etnik kökenin yüzünden, birisi diyor ki senin siyasi düşüncen yüzünden. Aslında Şırnak'taki vatandaşımız da aynı şeyi istiyor. Edirne'deki de, İzmir'deki de, Ankara'daki de. Peki 82 milyon vatandaşı sımsıkı kucaklayacak ne var? Adalet mülkün temelidir cümlesinde saklı. 82 milyon vatandaşı güvenilir yargıda buluşturabilirsiniz. Yani devlet vatandaşını güvenilir bir yargı hizmeti vererek kucaklar. O zaman herkes der ki benim siyasi duruşum, etnik kökenim, ana dilim, inancım, mezhebim ne olursa olsun devletin bana sağladığı kanun önünde eşitlikten yararlanıyorum arkadaş diyebilir. Bunu kim yapacak? İfade özgürlüğünün teminatı olan yargı yapacak. Layık olanın layık olduğu yere gelmesini kim kontrol edecek?
yargı kontrol edecek. Devlet yanlış yaptığında kime gideceksiniz? Devletin mahkemesine gideceksiniz. İdareyi mahkum ettireceksiniz. Bunlar nasıl olur? Hukuk devletinde olur. Dolayısıyla Türkiye İttifakı'nın temeli de Türkiye İttifakı budur. Türkiye İttifakı'nın altını dolduran işte bu yargı reformu stratejisidir. O yüzden bir an önce bunun hayata geçirilmesi lazım. Metin Bey, siz bir dönem acaba siyasete mi girecek gibi konuşmalar oluyordu sizinle ilgili. Hatta daha da açık söyleyeyim, acaba muhalefetin yeni liderlerinden biri Metin Feyzoğlu mu olacak deniyordu. Siyasete girmeyi hiç düşünmüş müydünüz? Bundan sonra düşünüyor musunuz? Hayır. Her zaman da öyle bir iddiamın olmadığını söyledim. Yakıştırmışlardır belki, görmek onur istemişlerdir. Bakın, onur duyduğumu söyledim. Onur duyduğumu söyledim. Ama ben bir meslek örgütünün başıyım. Milletvekili olma imkanım doğdu, çeşitli defalar doğdu. Ama ben Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak hizmet ediyorum. Ve bugün de bu kadar mücadelemizin sonuçlarını almaya başladık, somutlaşmaya başladı. İşte yüzüm gülüyorsa bundan gülüyor. Ha, bundan sonraki hayatımda siz ne yaparsınız ileride, ben ne yaparım, bunları bilemem. Ama bugüne kadar önüme çok imkan çıktı, siyaset yapma imkanı çıktı, yani siyasi particilik yapma imkanı çıktı, yapmadım onları. Dolayısıyla bunlar yakıştırmıyor. Ama buradan herkese bir çağrım var. Bir uyarı yapıyorsak doğru olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz. Bakın, doğru olmayabilir ama doğru olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz. Birisi sizin gibi düşünmüyorsa hemen hain diye damgalamak yanlış. Maalesef bunu Türkiye'de iki kamp var. Burada ve burada. Arada da çok büyük bir nüfus, bizler sıkışmışız. İki taraf birbirine sövüyor, sayıyor. İstiyorlar ki kendi tribününe gelelim, o tribünden öbür tarafa sövelim. Bizler tribüne çıkmayı reddeden, tribünde canımızdan, kanımızdan gördüğümüz, karşı taraf gibi görmediğimiz, kendimizden gördüğümüz milletimizin unsurlarına sövüp saymayı reddeden çok büyük çoğunluğuz. O yüzden de kutuplaşmayı da ancak böyle aşarız. Kavga etmeyeceğiz. Kavga etmemizi istiyorlar, benim de kavga etmemi istiyorlar. Ey diye başlayan cümleler kurmamı istiyorlar. Kurmadığım zaman da bu şekilde saldırıyorlar. Üzülüyor musunuz? Belki üzülüyorum. Türkiye'nin kutuplaşmasına üzülüyorum. Ama büyük kitlenin araya sıkışmasına üzülüyorum. Büyük kitle sıkışmadı. Yani büyük kitle kutuplaşmadı. Büyük kitle iş istiyor, hizmet istiyor. Ve doğru yapılan bir iş gördüğü zaman eline sağlık. Yanlış yapılan bir iş olduğu zaman söyleyeyim de düzelsin istiyor. Ben yanlış yapılan bir iş olduğunda o büyük kitle adına onların sesi sözü olmaya çalışıyorum. Doğru yapılan bir iş olduğunda da doğru yapıyorsunuz, devam edelim, şunu şöyle yapalım demek istiyorum. Bir gemi düşünün, Türkiye gemisi. Kayalıklara doğru gidiyorsa gitsin kayalara çarpalım da batalım mı diyeceğim. Ya da gemi şurada bir aydınlık var ya, bakın bu güneş doğuyor, oraya doğru gidelim demeyecek miyim? Görüyorsak söyleyeceğim bunu. Aman efendim, başımıza felaket gelsin de bu felaketten siyasi bir rant devşirelim diyenlerden hayatımda hiç olmadı. Bundan sonra da olmam. Son 3-4 dakikam. Buyurun. Hızlı hızlı bir iki soru hadi sormak bakalım. İsterim. Bir tanesi, MHP'nin af yasası talebi çok tartışılıyor. Sizce böyle bir af düzenlemesi olmalı mı? Ben o konudaki görüşlerimi açıklamıştım size. Özellikle somutlaştığında içinde maalesef uyuşturucu satıcılarının da bulunduğunu görmüştüm. Bir daha getirilir, hazırlanır, şey yapılır ama af tehlikeli bir cümledir. Zaten ceza indirimi gibi açıklıyor. Ceza indirimi gibi gelir. Bakın, Rahşan Hanımefendi'nin adının verildiği Rahşan affı vardı ya, o da bir ceza indirimiydi. 3-4 suçu kapsar şekilde geldi. Anayasa Mahkemesi'nin bir iptalleri başladı. Hepsi onun içine girdi. Belki infaz rejiminde bir iyileştirme yapılarak biraz daha önce cezaevlerinde şartlı tahliye, denetimli serbestlik yapılabilir. Bu konuda bir çalışma var mı bilmiyorum. Sayın Bakan en doğrusunu söyleyecektir. Türkiye günlerdir Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da seçim iptali kararını konuşuyor. Gerekçeli kararı okudunuz mu? Hukuken nasıl buldunuz? Ben tatmin olmadım. Çünkü
İşin özeti şu, daha önce de ifade etmiştim. Kişileri suçlayarak konuşmam, oy veren muhalifleri kahramanlaştırmam, iptal kararı verenleri yerden yere vurmam. Kararı eleştiririm bir hukukçu olarak, kararla ilgili konuşurum. Kararla ilgili sıkıntım şu, vatandaş hiçbir sorumluluğu olmadığı halde cezalandırılmış oldu. Neden? Çünkü ben şimdi oy vermeye gittim, sandık kuruluna devlet memuru musun sen, hadi göster belgeni göreyim, devlet memuru kimliğini göreyim deme imkanım var mı benim? Yok. 2 Mart 2019'a kadar, 2 Mart bizzat YSK'nın seçim takvimidir, 2 Mart 2019'a kadar sandık kurullarına itiraz edilmesi gerekiyordu. Seçim hukuku usul ve şekil hukukudur, çok katıdır. 2 Mart 2019'a kadar itiraz edilmeyen her sandıkta sandık kurulu başkanları ve kamu görevlileri kesinleşti efendim. Yapamazsınız. Bundan sonra yapamazsınız bunu. Dolayısıyla yarın öbür gün sandık kurulu başkanları, ben atamıyorum ki, atayan idare. Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olup olmadığını ben bilmiyorum ki, vatandaşı sormuyorlar ki. İdare atıyor. Evet. Son bir soru. Türkiye FETÖ'den temizlemeye çalıştı yargı sistemini. Sizce tam olarak temizlendi mi? İkincisi de bu FETÖ'cü hakimler elenirken bazı avukatlar hakim olarak atandı. Bu bir liyakat sorunu, bir eksiklik yarattı mı? Hayır, tam aksine. Çünkü netice itibariyle kürsünü bu tarafında değil, bu tarafında görev yapan avukatlar atandı. Pek çok memlekette, çağdaş ülkede 3 veya 5 yıl avukatlık yaptıktan sonra hakimliğe alınma vardır. Dolayısıyla bu yanlış bir uygulama değil. Kaynağı olabildiğince çok avukatlık olarak belirler. Ama ondan sonra avukat meslektaşlarımızı da bu defa hakimlikle ilgili stajda çok sıkı bir eğitime tabi tutarsak hiçbir sorun çıkmayacaktır. FETÖ'den tamamıyla ayıklandık mı? Vallahi FETÖ çok sıkıntılı bir örgüt. Hücreler şeklinde çalışan bir örgüt. Büyük ölçüde yargının ayıklandığını düşünüyorum. Büyük ölçüde ayıklandığını düşünüyorum. Çünkü 2010 sonrası kurulan HSK'nın kimleri işe aldığı belliydi. Onların takibinin yapıldığını sanıyorum. Anlamlı şekilde ayıklandığını düşünüyorum. Ama tamamen ayıklanmış mıdır? Dilerim ayıklanmıştır. Sürem doldu. Anayasa Mahkemesi'nin son dönemde verdiği kararlar, örneğin Osman Kavala'nın başvurusu 10'a 5 olarak reddedildi. Burada son dönemdeki kararlarında kimi gazetecilere hak ihlali karar verdi, kimilerine vermedi. Siz nasıl buluyorsunuz son dönem AYM kararlarını? Anayasa Mahkemesi de tartışmaların olması normal, müzakerelerin olması normal. Oy çokluğuyla olur, oy birliğiyle olur. Mahkemenin takdiridir. Ya AYM'de bir siyasallaşma var mı aslında? Açık ve net soru bu. Sanmıyorum. Anayasa Mahkemesi her zaman Türkiye'nin subabı olmuştur. O bilinçle hareket edeceğini, etmeye devam edeceğini düşünüyorum. Gerekçeli kararları üzerinden de biz vahim bir şey gördüğümüz zaman eleştirilerimizi yapmaya gayret ediyoruz. Çok çok teşekkürler Metin Feyzoğlu. Sağ olun efendim. Açık ve Net'e katıldığınız için. Sağ olun, için ben çok teşekkür ederim, imkan verdiniz. Açık ve Net'in sonuna geldik. İyi akşamlar.